Halka dokunmayıp vatandaşı mı soyacaklar? CHP sözcüsü Deniz Yücel demiş ki, vatandaşı soyacaklar. Gerekçesini de şöyle izah etmiş. Gözü dönmüş AK Parti iktidarı savunma sanayi fonu adı altında vatandaşı soyacak. Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartı hamilleri her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödeyecek. Vatandaş kredi kartını keyfine kullanmıyor, hayatta kalmak için kullanıyor. Vatandaş artık temel ihtiyaçlarını kredi kartı sayesinde karşılayabiliyor. CHP sözcüsü vatandaşı soyacaklar diyor ya, biz de soyulacak mıyız diye cebimdeki kredi kartıma baktım. Olur ya haberim olmadan 100 bin liraya falan çıkmıştır diyerek müşteri hizmetlerini aradım, limitim ne kadar dedim. Söylediği rakamı aktarmayayım, kahkahalarla gülersiniz. O zaman ben vatandaş değilim, soyulmayacağım dedim, rahatladım. Kendimizi kurtardık da olur ya etrafımız soyulacak vatandaş doludur, onların zarar etmesi de bize zarar olarak dönebilir. Onun için gazetenin güvenliğinden başladım. Kullandığın kredi kartının limiti ne kadar? 100 bin liranın 7'de biri kadar bir rakam. Sen de vatandaş değilsin, soyulmayacaksın dedim geçtim. Binanın önünde nöbet bekleyen polis memuru arkadaşıma sordum. O da yıllık 750, aylık 65 lira katkı payı ödeyeceklerin limitine ulaşmak için şu anki kartını dörde katlaması gerektiğini söyledi. Tamam sen de demek ki soyulmayacakmışsın dedim. Yazı işlerine geçtim. Tek tek soruyorum. Muhasebeye geçtim. Sormaya devam ediyorum. İdari büroya geçtim. Soruyorum. 100 bin liralık limitin yarısına bile ulaşabileni bulamadım. Demek ki bizim gazetede, televizyonda vatandaş yok sonucuna ulaştım. Soyulmayacağız diye sevinsem mi, üzülsem mi bilemedim. Sonra diyorlar ki CHP halktan niye oy alamıyor? İşte bu söylem sebebiyle oy alamıyor. Bir avuç kaymak tabakanın rahat etmesi için vatandaş soyulacak diyerek bize boğazan hazır villada şarap içenlerden ayda çıkacak 65 lirayı gösteriyorlar. Vatandaş zorda diyorlar diyorlar. Vatandaş soyulacak diyorlar. Ben 250 kişi içinde yeni düzenleme ile cebinden 1 lira fazla para çıkacak bir kişi bulamıyorum. Ama CHP sözcüsü "Vatandaş artık temel ihtiyaçlarını kredi kartı sayesinde karşılayabiliyor." diyor. Halktan ne kadar kopuk olduğunu ispatlıyor. Temel ihtiyaçlarını kredi kartından karşılayan insanlarımız var da temel ihtiyaçları kendisi için sorun olabilecek kaç kişi demiyorum. Bana bir tane insan göstersinler ki 100 bin liralık kredi kartı limiti olsun. Ben kalemimi kırayım. Adamlar eski CHP'nin devamı. Ne diyordu bunların ataları? Halk plaja hücum etti. Vatandaş denize giremiyor. Vatandaş perişan. Abi söyler misiniz? Halk kim, vatandaş kim? Plaja akın eden halk kim, denize giremeyen vatandaş kim? Demek istedikleri şu. Geniş halk kesimi denize girebilmek için plaja akın edince bir avuç sosyete keyfine göre denizin tadını çıkararak sefasını süremiyormuş. Dertleri bu. Halk dedikleri halkın kendisi, vatandaşsa sosyete kesimi. 100 bin liralık kredi kartı limiti olanlar Beykoz konaklarında kışın dahi havuzlu villasında keyif süren bir avuç kutlu ve putlu azınlık. Onlar vatandaş olarak gösteriliyor. Ve onların üzerinden sanki dar gelirli insanların cebinden 1 lira fazla para çıkacakmış gibi algı yapıyorlar. Gazete binasında 100 bin liralık kredi kartı limiti olan bir kişi, bulamadım. Ama gidelim Beykoz konaklarına, gidelim Boğaz'a nazır yalılara, sadece babaları değil küçük bebeleri bile 100 bin lira limitli kredi kartlarını üçer beşer ceplerinden çıkaracaklardır. İşte onların ayda 65 liraları ceplerinde kalsın diye CHP'nin sözcüsü çıkıp basın açıklaması yapıyor. Şunu da söyleyeyim, 100 bin lira limitli kredi kartı hamili tek bir kişinin aylık 65 liralık katkı payı da nereden çıktı? Biz bunu nasıl ödeyeceğiz dediğine, diyeceğine inanmıyorum. CHP onların üzerinden algı yapıyor. Zenginlerden çıkacak bir cüz'i miktarı, o zenginlerin önemsemeyeceği kadar küçük bir miktarı, sanki fakir halk kesiminden çıkacak bir paraymış gibi gösterip sahtekarlık yapıyorlar. Karar gazetesi bunu söylüyor. Cumhuriyet bunu söylüyor. Sözcü gazetesi tüm yazarları tam teşekküllü olarak bunu söylüyor. Adamlarda küçücük bir utanma yok. Nedim Türkmen isimli vergi uzmanları, Murat Muratoğlu isimli kerameti kendinden menkul ekonomi yazarları hepsi kredi kartı üzerinden ama sadece 100 bin lira ve üzeri limitli olanlardan alınacak katkı payını sanki tüm kredi kartları için getirilmiş bir düzenlemeymiş gibi göstererek vatandaş soyuluyor algısına çeviriyorlar. Bunların hepsinin tuzu kuru, bunları anlarım da emekçiden yana olduğunu ileri süren, dar gelirli insanların sözcüsü olduğunu iddia eden bir gün gazetesi nasıl savaş vergisi isyan ettirdi? diyebilir. Hani siz az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması gerektiğini söylüyordunuz? 15 bin, 25 bin, 50 bin, 75 bin limitli kredi kartı olanla 100 bin lira limitli kartı olan bir mi? AK Parti iktidarı 99 bin lira limitli kartı olana bile senin gelirin ne ki bir de aylık 65 lira ödeyesin diyor, ondan istemiyor. 100 bin ve üzerine onu söylüyor. Niye hopluyorsunuz? Niye zıplıyorsunuz? Diyorsunuz. Düne kadar vergide adalet diyenler. Siz demiyor muydunuz Türkiye nüfusunun %20'sini oluşturan yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay %49.8, en düşük gelire sahip %20'nin aldığı pay ise %5.9. Yani tam da Necip Fazıl Kısa şiirindeki gibi. Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa, yaşasın kefenimin kefili karaborsa. İşte bu adaletsizliğe son veriliyor. 100 bin limitli kart sahiplerine siz 20 bin limitli ile aynı değilsiniz deniyor. Ne var bunda? Ve son cümlem. Nüfusun çok büyük bir kısmı CHP literatürüne göre vatandaş değil. Çünkü limiti 100 bin lira olan kartları yok ve yeni düzenleme ile soyulmayacaklar. Eğer ayda 65 liraya soyulma derseniz 100 bin lira kredi kartı limitliler soyulacak. Bunun derdi de CHP'ye düştü.